Çakal'la bizler de kıymetli belediye başkanımızla beraber sizlerin bu sevgisine, bu teveccühüne layık olmak için dereceyi inşallah layık olduğu yere taşımak için kollarımızı sıvayacağız ve canla başla çalışarak dereceye, siz kıymetli dereciklilere en hayırlı hizmetleri milli görüş olarak, yeniden Refah Partisi olarak kıymetli belediye başkanımızın öncülüğünde gerçekleştireceğiz. Hepinizi bağrıma basıyorum. Tabii ki bu bölgede bulunmaktan dolayı büyük bahtiyarlık yaşıyoruz. Çünkü Allah gani gani rahmet eylesin. Merhum Erbakan hocamız bütün siyasi hayatı boyunca bu bölge insanının derdiyle dertlendi. Bu bölge insanının layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele etti. Bu bölgede işsizliğin önlenmesi için, fakirliğin önlenmesi için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Bu bölge insanının hakkını savunurken yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldı, siyasi yasaklı hale geldi. O meşhur Bingöl konuşmasını sizler de hatırlıyorsunuz. Eğer sen Türk'üm, doğruyum, çalışkanım dersen, Kürt kardeşimiz de ben de Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım der. Bu nedenle Kürt kardeşlerimizin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla ümmet kardeşliği bilinci içerisinde, İslam kardeşliği bilinci içerisinde bir ve beraber olmamız gereklidir. Bu çizgide 42 sene boyunca siyasetini yaptı. Bu bölgenin derdiyle dertlendi. Bu bölge insanlığı sevdi ve bağrına bastı. Tabii sadece sevgi laflı olmaz. Rahmetli Erbakan hocamız bu bölgede Doğu ve Güneydoğu'da üretime yönelik, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunların hepsinin altında merhum Erbakan hocamızın imzası var. Erbakan hocamız batıyı doğudan ayırt etmedi. Konya'yı Şırnak'tan, Bingöl'ü Kayseri'den ayrı tutmadı. Şimdi biz bunları neden anlatıyoruz? Bugün yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak aynı ruhla, aynı çizgide, aynen merhum Erbakan hocamız gibi bu bölge insanını samimi bir şekilde kucaklamak üzere biz de buradayız. Ve aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi sevgi ve kardeşlik sadece laflı olmaz. Aynı zamanda bu bölgeye, bu bölge insanına hizmet etmek için yola çıktık. İnşallah Erbakan hocamız gibi biz de kollarımızı sıvayacağız. Bu noktada Hakkari Derecik Belediye'miz çok önemli bir işlev üstlenecek. İnşallah Derecik Belediye'miz sayesinde bu bölgede istihdama yönelik, bu bölgenin kalkınmasına, Derecik'in ekonomisine katkı sağlayacak adımları inşallah atacağız. Belediye başkanımız genç, çalışkan, dinamik, şimdiden projelerini ortaya koydu. İnşallah Derecik'imizde buradaki yaban domuzlarının saldırısına maruz kalmayacak bir ürün olarak susamı belirlemiş. Susam tarlası olduğu zaman yaban domuzları gelmiyor. O susam tarlalarını inşallah gerçekleştirecek ve böylece o susamla da tahin üretim tesisi, tahin fabrikası kurulacak ve inşallah burada üretim ve istihdam sağlanacak. Bununla beraber yine Derecik'te ekimi yapılabilecek diğer bir ürün buğdaydı. İnşallah buğday ekimini gerçekleştirecek. Kurulacak olan un fabrikası sayesinde o üretilen buğdayı belediyemiz çiftçiye alım garantisi verecek. Hem de un Hakkari'de de Türkiye'nin dört bir yanında da pazarlanacak. Çünkü bizim aldığımız 63 belediyemizin bulunduğu yerlerde inşallah refah marketlerini kuracağız. Bu refah marketleri o bölgede inşallah satış yapacak. Hem de bu 63 belediyemizin bulunduğu yerlerdeki üretilen ürünleri alıp o marketlerde inşallah satışını sağlayacağız. Derecik'in tahini, Derecik'in unu gerektiğinde Urfa'da satılacak. Çünkü Urfa 2,5 milyona yakın nüfusuyla, Büyükşehir Belediyesi de yeniden Refah Partili,
orada açacağımız marketlerde inşallah bu ürünleri pazarlayacağız. Yani biz Derecik Belediyesi'nde ve diğer aldığımız belediyelerde sadece yolları yapalım, kaldırımları yapalım, taş döşeyelim, çevre düzenlemesini yapalım. Elbette ki bunlar yapılacak. Bu klasik belediyecilik hizmetlerine ilaveten biz inşallah o bölgenin halkına istihdam sağlayacak ve o bölgenin halkına gelir sağlayacak projeleri inşallah hayata geçireceğiz. Bu doğuda ve güneydoğu bölgesinde Erbakan hocamız sınır ticaretini serbest bıraktı o zaman. Irak'la yapılan sınır ticareti serbest kaldığı zaman bu bölgede çok büyük bir ekonomik canlanma oldu. Bunların hepsi önce millet anlayışının bir eseridir, milli görüşün eseridir, milletin derdiyle samimi olarak dertlenmenin bir eseridir. Yıllar boyunca milli görüşe destek olan bir bölgemiz. İmanlı, inançlı, vatanını seven ve Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu milletin kardeşliğine inanan insanların diyar. Şehitler diyar. Burada yıllar boyunca şehitler vermiş, neredeyse her haneden bir tane şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımdan Derecik'e hizmet etmek bizler için bir ibadettir. İnşallah sizlerin %60'a yakın oyla yeniden Refah Partimizi, Hasan Dinç Başkanımızı seçmiş olmanıza karşılık bizler de sizin bu teveccühünüze, bu güveninize layık olacağız. Canla başla çalışacağız ve Derecik'e en hayırlı hizmetleri milli görüş olarak, yeniden Refah olarak getireceğiz Allah'ın izniyle.